Saat 11:30. Kahvaltı yapacağım. Pazar kahvaltısı. Kahvaltılık bir şeyler almaya gidiyorum. Biraz geç uyanmış olabilirim, evet. Önce çöp atacağız. Keşke Yozgat Belediyesi şu geri dönüşüm olayına da el atsa. Kağıtları çöpe atmasak. Burası da geçen fırtınada çöktü. Hala düzeltilmedi ya. Kapı girişi çöktü. Çok büyük bir gürültüyle çöktü hem de. Ama hala kalkıp düzeltilmedi ne yazık. Çiğ köfte değil, pizza yok, bu. Çiğ köfte değil kızım. Çiğ köfte mi istiyorsun? Sabah kahvaltıda çiğ köfte mi istiyorsun? Çok mantıklı. Kübra sen yüzünü bana yıkadın ya. Çoktan. Kübra bizden önce uyanmış bugün. Başkan merhaba. Ne vermemiz gerekiyor sana? Çiğ köfte mi? Bana hiçbir şey vermiyorsunuz diye ağlıyor. Çiğ köfte mi yiyeceksin? Çünkü neden? Kaplumbağa deden. Ay, elimi yıkayım. Her şeye bağırma ya. Bu kadar agresiflik iyi değil yani. Hadi gel otur. Çiğ köfteyi çok mu sevdin? Güzel. Sabah sabah muhabbetin de hiç çekilmiyor. Bu arada benim okul şurada. Yani buradan görünüyor. Benim evden görünmüyor. Şurada Tokilay var. Şurası da okulu. Vay be. Abart bilmeyecek. O bitmeyi köpekte yenecek. Çabuk eve girecek. Çabuk! Stoker süreceğim. Ablan sürmeyecek. O bize gelmeyecek. Biz süreceğiz öyle mi? Evet. Sen sana bir çevirmen lazım. Evet. Hadi bakalım. Bugün 3 Aralık. Saat 15:14. Hadi bakalım. Yavaş, sakin. Güzel, buradan çıkacağız. Gel, gel. Geliyorum, geliyorum. Mavi yoldan çıkma, tamam mı? Kenara çıkma, mavi yolda kal. 17:33. Akşam ettik. Saat 9. Bugün ayın kaçı? 4'ü olmuş. Günaydın 4'a. Sağ ol. Bugün pazartesi mi? Buraya İngilizce dersinde niye burayı Kahramanmaraş'ı baz aldınız? Teşekkür ederim. Beni çok sevindirdiniz. Çok teşekkür ederim efeciğim. Niye kavga ediyorsunuz? Şaka olmaz. Kavganın şakası olmaz. Hocam şaka. Allah korusun bak gözlüğün kırılır. Arkadaşıma şaka yapıyorum. Hangi arkadaşına? Gel. Hocam şuna şaka yapıyorum. Hemen şey yapıyorlar. Tamam olsun şaka yapma. Kayıtlı değil mi sence? Kayıtlı hocam. Kırmızı ışık yanıyor. Evet bugün. Bugün ayın kaçı? 4'ü mü oldu? Evet hocam. Bugün 4 Aralık 2023. Sakin. Orada ne oynuyorlar? Allah'ım nasıl koşuyorlar ya? Arif! Bak bizim dördağı da karşıda oynuyor. Bak yerden yüksek oynuyorlar herhalde bunlar. Merhaba Efe. Merhaba hocam. Merhaba Efe. Merhaba. Hadi bakalım zil çaldı. İçeriye. Sessiz bir şekilde sınıflarımıza geçiyoruz. İyi dersler Bira. İyi dersler öğretmeninizi sessizce bekliyoruz. Hadi bakalım. Bakalım 1B ne durumda? Sessizce öğretmenimizi bekliyoruz değil mi? Hadi bakalım. Hadi 1B yerimize oturalım. Hadi bakayım. Evet 2A yerimize oturduk. Sessizce öğretmenimizi bekliyoruz. Hadi el sallayın. Çok farklı. Birler, ikiler çok farklı. Yani. Aynen. 8-8. Çok güzel. Evet. Vallahi mi? Tamam ben onları uyarırım şimdi. Teneffüse çıkın. Sessizce durun. Benim bir toplantım var. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Arıza çıkartmayın. Giriş sisteminden kurulmuş.
Merhaba oğlum. Ha? Aynen öyle. 23 tane 180'i alt alta yazıp toplarım. Yan yana da toplarım. Ama bu benim için çok zor olur. Evet, bunun yerine 180 ile 23'ü çarpıyoruz. Şimdi çarpma işleminin Ayaz nasıl yapıldığına bakacağım. Hazır mıyız? 4 0 daha 4. 6 5 daha 11'in biri elde var. 1 1 3 daha 4. 4100. Evet, 180 ile 23'ü çarpmak yerine 23 tane 180'i böyle alt alta da yazabilirsiniz. Ama bu gerçekten zor olur. Bunun yerine ne yapıyoruz? Çarpma işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 180 ile 23'ü de çarparken bu şekilde bir yol izliyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin size. Bir hafta boyunca biz çarpım tablosunu ezberleyeceğiz. Sürekli derslerde bunu kontrol edeceğiz. Hazır mıyız Ahmet? Evet. Dördüncü ders bu arada çarpım tablosu ezberleyenler arasında bir turnuva yapacağız. Bir kapışma yapacağız. Yok. Ve yine kapışmanın birincisine ne verilecek? Tabelle. Tabii ki tabelle. Evet. Mesela şöyle koydum kenara, tamam mı? Şöylesi. Çekişleri mesela 8 yazdım. Çekişleri 16 yazdım. Sonra bunları karşılaştırdım. 8 8. Evet. Şunu şöyle koyarsın, tamam mı? Mesela 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. Yazdın ya. Sonra yana kaydırırsın. Evet, yapalım bunu. Nöbet yerimize gidebiliriz artık. Ahmet Han, yüzünü niye kapattın Ahmet Han? Ne oldu? Ayaz. Hayır, kavga etmiyorsunuz. Anlaşıldı mı Rahman? Kavga etmiyorum. Hayır. İyi misin? Ne o? Ne yapıyorsun? Saçlarını niye kestin sen? Tamam mı? Anlaştık mı? Aferin. Birbirimize vurmuyoruz. Söyle Amine. Göktuğ, top oynamıyoruz. Kim? Güzel. Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Kavga etmeyin. Durun. Tamam. Teneffüs sonuna kadar burada bekliyorsunuz. Siz değil oğlum. Bunlar kavga ediyor diye bekliyor. Siz geçin kenara. Efe! Karışma. Hadi sınıfa. Ben söylerim. Bekir'in kramponunu topunu getir diyor. Tamam. Hocam. Sınıfa girin. Hocam. Kendinizi Türk Dil Kurumu'nda, yani TDK'de çalışan bir tasarımcı olarak hayal edin. Veya bir kitap evinde çalışan bir tasarımcı olarak kabul edin. Ve Türkçe sözlük hiçbir şey olmaz. Sadece kapağın böyle Türkçe sözlük kapağı olduğu belli olsun. Tamam mı tasarımınızda? Önemli olan bu. Oğlum bakayım mı? Aç gözünü iyice, aç gözünü. Oy. Bir damla damlatalım. En azından mikrobu alınır. Gözünü iyice sil. Bak şöyle, bak şöyle yapıyorsun. Şöyle katladın ya. Şöyle şöyle bastıra bastıra siliyorsun. Fazlasını siliyorsun, tamam mı? Aynen öyle. Zaten her sözlükte A var zaten. Ahmet de baş harfini yazıyor. Hadi bakalım. Bakalım kimin tasarımı seçilecek. Evet, 4A sınıfı olarak Türkçe sözlük kapağı tasarlıyoruz. Tasarımlarımız bu şekilde. İngilizce sözlüğü yapabilir. Yok, İngilizce değil. Şimdilik Türkçe sözlük yapalım. Ve eğer kuruldan geçerse, bu okulun kurulundan geçerse ne olacak? Siz ile gönderilecek. Yok, zengin olmayacaksınız. İle gönderilecek. İle gönderildiği zaman da eğer birinci seçilirseniz basılacak olan okullar için basılacak olan sözlüğün kapak tasarımcısı siz olmuş olacaksınız. Yes. Hadi bakalım. Kanırtmana gerek olmadan çıkıyor. Ama çıkartmayı becerebilirsen. Hazır mısın? Hocam herkes çıktı mı?
Evet, saat 11.50. Ders 7 yaşta çaldı. Niye acaba? Hayır, koridorda koşmuyoruz. Hadi sınıflarımıza. Hadi sınıflara. Evet, sayfa 85'i açtık. Soru şu. Kendine karşı dürüst olmak ne demektir? Ayas, Eyüpbekir. Tarsında da düşünmeyin. Olabildiğince tarafsız olun. Evet. Sonra da... Devam et. Sonra da kendinize gülün. Yani çok da ciddiye almayın. Evet, şu oyuncağı, bulmacayı kim yapmak ister? Yerine otur. Yerine oturanlardan bir kişi seçeceğim. Seni seçtim Enes. Evet, Enes bulmacayı deneyen ilk öğrencimiz oldu. Kıracan. Kıramazsın ama. Evet, sıra Berat'ta. Berat deniyor. Berat'a bakıyoruz. Berat bir şeyler yapıyor kendi kendine. Gücünü deniyor Berat. Evet, Berat da beceremedi. Sıra Arif'te. Hadi bakayım Arif. Evet Ahmet, sen de dene son kez. Haydi abi, ne misin? Haydi. Hocam, ne oluyor? Evet, Arif. Çok basit. Tuttunuz ya. Evet. Sorsanız, bu konuda da dürüst olun. Kafanız ve gönlünüzde inandıklarınızı savunun. Diyelim ki bir konu tartışılıyor. Siz de... Senin adın ne? Yağmur. Yağmur, şöyle güneşe... Yağmur, sen benim eski bir öğrencime benziyorsun. Adı Dilem. Dilem Naz Sakar. Çok benziyorsun ona. Bu videoyu muhtemelen izler, kendisini de görür. Hocam, benim de babası öğrencimize benziyor. Yok, o senin adın benziyor önce Mert Ali'ye. Merhaba hocam. Hocam, Ecem Naz geldi. Yavaş, sakin. Hadi bakalım içeriye. Sekizler. Zil çalmadı mı? Hadi içeri. Sakin, hadi içeri. Evet, 100. yıl Cumhuriyeti Ortaokulu. Hocam bir dakika. Hocam, el sallayın hocam. Hocam, ben kamera kaçırayım hocam. Evet, 4A sınıfı öğrencileri, 4 öğrencileri öğrencisiyle beraber etüt yaptık. Aferin size. Hadi bakalım. Görüşürüz Enes. Sen niye babaya hiç acımıyorsun? Ben işten yeni geldim. Saat 5 oldu. Biz stoker peşindeyiz. 5. Yavaş, freni kullan. Vay maşallah. Ne güzel döndün öyle ki. İyidir baba. İyi döndün. Tabii ki. Çıkışa, hadi çıkışa. Yürü. Yavaş. Ama çok hızlı gidiyor. Evet, araba çok hızlı gidiyor. Sen yavaş. Ama bunu yapmaman lazım. Hayır, burası çıkmak için değil. Düşersin, in aşağı. Ay. Hoş geldin. 2265 adımla çok olayı iyiydi. Bitirmiş olduk. Hadi bakalım, gir. İçeri gir. Yaş. Hediyemiz geldi. Rize'den mandalina geldi. Meleğe ve Ubeyde teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Vallahi Rize'de mandalina yetiştiğini bilmiyordum. Sen biliyor muydun? Yani deseler ki bana Rize'de mandalina yetiştiriyoruz, ne alakası var derim. Bak ya. Çay göndermişler. Ha kıvam. Hadi gözün haydın. Akşam yapak da içek. Niye utanıyorsun canım? Kıvam. Teşekkür ediyoruz. Sofiye. Kivi de var. Bilge koş. Ve gayet güzel gelmiş. Bak. Neler gönder? Kim göndermiş bunu biliyor musun? Kim göndermiş? Ubit. Ya. Melek göndermiş. Mek diyordu ya, Mek. Haydi. Zahmetlere bak ya. Niye utanıyorsun canım? Ben utanmıyorum, gayet de mutlu oldum şu an yani. Bak ya. Çok teşekkür ediyoruz. Kivi var. Kivi var. Bak ya. Ne zahmetler. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de
sana bol çikolata. Evet. Siz kışın gelince size her lokantada arabaşı yedireceğiz. Lokantada arabaşı. Niye evde arabaşı yapamıyoruz mu? Yazın yedirememiştik değil mi? Evet, şimdi yeriz inşallah. En kısa sürede misafirliğe bekliyoruz. Ya ne yapıyorsun? Şey çay da gelmiş. Kıvam çay da gelmiş. O bitkiler gitti. Çok iyi düştü. İyi. Ana şey bu kesin geldi. Ana şey bu kötü.